Mimarinin dehası Sinan. Kayseri'nin Ağırnaz köyünde 1490'da doğdu. Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı döneminde İstanbul'a gelen ve bir Yeniçeri olarak ordaya katılan Sinan, Türk-İslam medeniyetinin en büyük mimarı olacağını o günlerde biliyor muydu, bilinmez. Kanuni Sultan Süleyman döneminde katıldığı seferlerde mimari yapıları yakından inceleme ve büyük ustaların yanında tecrübe kazanma şansı buldu. Lütfi Paşa'nın görevlendirmesiyle 1538'de Karabağ'dan'da yani Moldova seferinde Prut Nehri üzerine 13 günde yaptığı köprü Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazandı ve Sinan baş mimarlığa yükseldi. Sinan böylece askerlikten ayrılarak kendisini büyük eserler vereceği mimarlığa adadı. Sinan baş mimarlık görevini Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 3. Murat zamanında tam 49 yıl süreyle yaptı. Ömrünün son dönemine kadar büyük bir aşkla çalışmayı sürdüren Mimar Sinan 1588'de İstanbul'da vefat etti ve Süleymaniye Külliyesi'nin bir köşesindeki mütevazi türbesinde toprağa verildi. Mimar Sinan yarım asırlık mimarlık serüveninde irili ufaklı yüzlerce yapıyı tasarlayıp inşa ve tamir etti. Sinan hayatı boyunca 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darü şifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 350'den fazla esere imza attı. En çok göze çarpan eserleri camiler ve külliyeler olsa da Mimar Sinan köprü ve su kemeri gibi farklı alanlarda da çok önemli eserler ortaya koydu. Mimar Sinan devrinin sanat dallarının birçoğuyla yakından ilgilendi. Bu yüzden Sinan'ın eserleri 16. yüzyıl Osmanlı, Çin'i, hat, oymacılık ve tezyinat sanatlarını da bünyesinde barındırıyor. İmparatorluğun birçok köşesinde eserler veren Mimar Sinan, mesleğinde kat ettiği aşamaları üç büyük eseriyle tanımladı. Mimar Sinan, 1548'de tamamladığı Şehzade Camisi'ni çıraklık eseri, 1557'de tamamladığı Süleymaniye'yi kalfalık eseri, 1575'te ibadete açılan Selimiye'yi ise ustalık eseri olarak niteledi. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Edirne'deki Selimiye Camisi sadece Türk-Osmanlı sanatının değil, dünya mimarlık tarihinin de baş eserlerinden kabul ediliyor. Sultan II. Selim tarafından yaptırılan dört minareli eser, kurulduğu yerin seçimiyle Mimar Sinan'ın usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösteriyor. Kesme taştan yapılan cami, iç bölümüyle 1620 metrekare, avlusuyla birlikte 2475 metrekarelik alana inşa edildi. Yerden yüksekliği 43.28 metre olan kubbe 31.30 metre çapıyla dikkat çekiyor. Ayasofya'dan daha büyük olan kubbesi 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük fil payeye oturuyor. Köşelerde 4, mihrap yerinde 1,5 kubbe merkezi kubbeyi destekliyor. Mimari özelliklerinin erişilmezliği yanında taş, mermer, çini, ahşap, sedef gibi süsleme özellikleriyle de son derece önemli olan Selimiye Camisi, mihrap ve minber mermer işçiliğinin şaheserleri arasında bulunuyor. Osmanlı ve dünya sanatında ayrı bir yeri olan sır altı tekniğiyle İznik'te yapılan çini süslemeleri 16. yüzyıl çiniciliğinin en güzel örnekleri olarak kabul ediliyor. Ve bu eser tamamlandığı 1548 yılından beri 5,5 üzerinde tam 89 büyük deprem görmesine rağmen hala dimdik ayakta ve sapasağlam. Unutmayın, gelecek geçmişin ışığındaydı.